Anlaşma yaparken öncelikle şeffaf olmaya özen gösterin. Gerçekten ne satıyorsanız kargo şirketine bunu söyleyin ve gelecekteki yatırım planlarınızdan da kargo şirketinize bahsedin. Ben dünyada lojistiğin kaderinin fulfillment'la ve teknolojik kargo çözümleriyle değişeceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman 120 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp söz konusu. E-Ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem. Bu hafta yanımda Kartel'in CEO'su ve kurucu ortağı Batuhan Tosunoğlu var. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Gizem. Selam, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bomba gibiyim her zamanki gibi. O zaman hemen sizi böyle ısıtıp başlamak istiyorum hemen, sohbetimize. Hemen, nasıl istersen. Şimdi e-ticarette lojistik üzerine konuşacağız. Ama önce ben sizin girişimcilik serüveninizin nasıl başladığını duymak istiyorum. Biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Aslında bir lojistik işi yapıyoruz şu an biliyorsun. Ama benim geçmişimde de lojistik hayatımın her anında, her yaptığım işte vardı. Babadan otobüsçüyüm. Dolayısıyla aslında işim otobüslerle başladı. En tecrübeli olduğum alan bugün aslında insan taşımacılığı alanındaki yolcu taşımacılığı sektörü diyebilirim. 18 yaşından itibaren yolcu taşımacılığı sektörüyle başlayan bir hikayem oldu. Burada 90-100 otobüsle birlikte 400 tane ekip arkadaşımızla 3 farklı ülkede bir yolcu taşıma operasyonu gerçekleştirmiştik. Ve bu yolcu taşıma operasyonu aslında somut satılamayan bir ürün, yani kapasite satmak olduğu için benim tecrübem oradan geliyor diyebilirim. Ve sonrasında bir araç çağırma uygulaması yapmıştık. Tüm Türkiye'de aktif olan, 8000 aracı olan ve bildiğiniz Uber-like model dediğimiz bir araç çağırma uygulaması yapmıştım. Burada da 1 milyona yakın teklif ürettik ve ciddi anlamda bir yolculuk sayısına ulaştık diyebilirim. Aslında benim geçmiş tecrübelerim bu ve buna benzer girişimcilik de teknolojiyle geliyor diyebilirim zaten size. Zaten baştan beri lojistikti. İnsan taşımadan paket taşımaya transfer oldunuz diyebilir miyiz? Kesinlikle. Aslında işin doğası çok benzer. Biraz önce de dediğim gibi somut bir ürün satmıyorsunuz, bir kapasite satıyorsunuz. Dolayısıyla bir kapasiteyi bugün ne kadar yüksek fiyattan, ne kadar karlı satarsanız siz o gün o şirketi o kadar karlı hale getirmişsiniz demektir. Dolayısıyla aslında bütün hikayemiz böyle başladı diyebilirim. Peki o zaman e-ticarette lojistik denildiğinde en çok nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi öncelikle e-ticaret işi yapan KOBİ'lerin yaşadığı bazı sıkıntılar var. Örnek veriyorum. Bunlardan başta aynı anda çok sayıda kargo şirketiyle anlaşma yapamama riski. Bu nedir? Bir kargo şirketiyle anlaşma yapmanız demek gidip bir şubede muhatap bulup bir satış ekibiyle görüşüp bir fiyat alıp ve bunun mümkün olduğunca uygun olmasını sağlayıp sözleşmenizi aktif ve carinizle birlikte kullanmanız demektir. Ama lojistik genel itibariyle Türkiye'de her şirket çok sayıda hizmeti veremiyor. Kiminin dar bir alanda İstanbul'da, Ankara'da hızlı teslimat yapabildiğini görüyoruz. Kiminin de 81 ilde standart bir posta hizmeti verdiğini görüyoruz. Şimdi bunların hepsini tek bir kombine halinde alabilen, verebilen, sunabilen bir altyapı yoktu. Kartel'e kadar. Kartel'e kadar. Dolayısıyla şimdi aslında sorunun çıkış kaynağına baktığımız zaman birincisi sözleşme riski var. E-ticarette KOBİ'lerimizin, yani e-ticaret yapan KOBİ'lerimizin birincisi çok sayıda sözleşme riski var. Finansal riskleri var ve aynı anda çok sayıda servisi, hizmeti, hizmet tipini kullanıcılarına sunamama gibi bir problemi vardı diyebilirim. Asıl çıkış problem noktaları buralar diyebilirim sizlere. Sizin şirket olarak sağladığınız çözüm de buradan geliyor değil mi? Tam olarak ne vaat ediyor kullanıcılara Kartel? Kartel, son tüketiciler, KOBİ'ler ve geleneksel kargo şirketleri arasında verimli bir köprüdür diyebilirim sizlere. O zaman ben sizin aracılığınızla gönderim yapabiliyorum. Sizin aracılığınızla birkaç farklı kargo firması üzerinden gönderim yapabiliyorum. Doğrudur. Yetmezse sizin kuryelerinizle İstanbul'da aynı gün içinde kapıya teslimat yapabiliyorum. Vaat ettiği saatte de kargom alıcısına ulaşıyor ki bu çok büyük bir iddia ve İstanbul gibi trafiğin yani asla tahmin edilemez olduğu bir yerde bunu vaat etmek çok da büyük bir sorumluluk. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Tam dakikasına teslimat yapıyoruz. Kullandığımız bazı teknolojiler var. Aslında işin özünde biz matematiği ve İstanbul coğrafyasını çok iyi biliyoruz. Bunları bir araya getirdiğimizde harika bir ürün çıktı ve bugün İstanbul'da markalarımız, 200'den fazla marka İstanbul'da aynı gün teslimat hizmetimizi kullanıyor diyebilirim sizlere. Peki fiyatlandırmada şirket hacmine ve ürün gönderim oranına göre dinamik fiyatlandırma yapıyorsunuz. Kesinlikle dinamik fiyatlandırma. Sizin deponuzun konumu, sizin aylık gönderi vaadiniz veya gönderi sayınız, kullandığınız altyapıdan
Bunun sürdürülebilir, ne kadar sürdürülebilir bir göndere skalanız var? Örnek veriyorum, siz yazın çok satıyorsunuz, kışın az satıyorsunuz ya da siz sezonsal bir ürün mü satıyorsunuz? Bu gibi etkiler aslında fiyata direkt olarak etki ediyor diyebilirim sana. Şeyi de sormak istiyorum. Şimdi yeni ticaret yasasıyla pazar yerlerinin kendi kargo firmalarıyla gönderim yapması bir nevi engellendi. Ama uygulamanın nasıl olacağını tabii ki bilmiyoruz şu an için. Ben bir girişimci olarak ürünümü göndermek istiyorum. Kargo şirketleriyle masaya oturacağım. Nasıl uygun fiyat alacağım, nasıl pazarlık yapacağım, neye dikkat etmem gerekiyor? Bununla ilgili bir öneriniz olur mu bizi izleyenlere? Şimdi öncelikle kargo şirketleriyle pazarlık yapmak eskisi kadar kolay değil. Neden? Çünkü maliyetler çok ciddi derecede arttı. Enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Dolayısıyla kargo şirketleri kar marjlarını belli bir oranda tutabilmek için belli ölçekteki işletmelere fiyat zamları yapmaya devam ediyorlar. Özellikle içinde bulunduğumuz Aralık ayının sonundayız, biliyorsun, ve tam bir geçiş dönemi, zam dönemi. Şimdi herkes, fiyatlar havada uçuşuyor. Kimisi ucuz veriyor, kimisi pahalı veriyor, kimisi artık öncekinin iki katı oranında maliyetleri olacağını öngörüyor. Dolayısıyla anlaşma yaparken öncelikle şeffaf olmaya özen gösterin. Gerçekten ne satıyorsanız kargo şirketine bunu söyleyin ve gelecekteki yatırım planlarınızdan da kargo şirketinize bahsedin. DESİ'de bir şey oluyor değil mi firmaların? Kesinlikle. DESİ ne demek öncelikle? Herkesin bildiğine eminim ama tekrardan açıklayalım. En boy yüksekliklerin çarpımı bölü 3000 bize DESİ hesabı verir. DESİ bir hacim ölçüsüdür. Metreküp, santimetreküp gibi. Şimdi siz 0 ile 5 DESİ arasında bir ayakkabı kutusunu gönderiyorsanız veya bir kedi maması, 15 kiloluk bir kedi maması gönderiyorsanız bunun ikisinin arasında fark var. Biri resmen bir nakliye işine benzerken biri çok basit bir taşıma işlemi gibi gözüküyor olabilir. Dolayısıyla ağırlıklı DESİ ortalamalarınızı mutlaka çalıştığınız kargo firmalarına söyleyin. Bunu şeffaf bir şekilde paylaşırsanız sizin gönderi yoğunluğunuzun fazla olduğu kısımlardaki fiyatlarınıza daha düşük, daha avantajlı fiyatlar elde edebileceğinizi söyleyebilirim. Dolayısıyla kargo firmanıza adetler ve çalıştığınız, sattığınız ürünler konusunda şeffaf olmakta fayda var diye düşünüyorum. Paketlemeye getiriyorum konuyu hemen. Şimdi ben kargo firmasına vereceğim. Ucuz etin yahnisi muhabbeti olur ya hani, evet, birkaç lira daha uygun diye kötü olduğunu bildiğim bir firmayla çalışmak istemiyorum. Ama aynı zamanda paketleme maliyetlerimi de çok yükseltmek istemiyorum. Bununla ilgili alınabilecek böyle TIO diyebileceğimiz öneriler var mı? TIO değil ama bizim yaptığımız şeyi söylemek istiyorum. Biz şöyle bir uygulama gerçekleştirdik. 20 ildeki teslimatlarımızda, hızlı teslimatlarımızda poşetleri ücretsiz verebiliyoruz. Bizim gibi çözümü yakalamış ve çözümü hızlı bir şekilde sunabilen teknoloji firmalarına iyi baksınlar. Ben önerim bu şekilde olabilir. Yani evet, geleneksel bir kargo şirketiyle poşet anlaşmasına oturmak için yeterli büyüklükte olmayabilirsiniz. Ama bunu sizin için hali hazırda bir araya getirmiş servisleri kullanmak kullanıcıların gerçekten avantajı olacaktır. Kargo poşeti konusunda da eminim her şube, her kargo şirketi mutlaka kullanıcılarını mutlu etmek için hediye bir şeyler sunuyordur. Dolayısıyla şubeyle veya kargo şirketiyle aranızı iyi tutarsanız ben eminim ki kargo şirketi size ücretli sattığı poşetlerin yanında, paketlemenin yanında ücretsiz olarak da bir kısım hediye edecektir diye düşünüyorum. Şu ana kadar hep öneri dedik, tüyo dedik, avantaj dedik ama hiç dezavantajlarından bahsetmedik. Evet. Şimdi siz lojistik alanında hizmet veren bir şirketin CEO'su olarak çok fazla operasyonel süreç yönetiyorsunuz, evet, çok fazla insanla muhatap oluyorsunuz. En çok karşılaştığınız zorluklar neler? E-ticaret lojistiğinde en çok karşılaştığımız sorunlara bakalım. Yani iade süreçleri çok zor. Yani iade yönetimi gerçekten büyük bir mesele. Çünkü ürünü nasıl gönderdiyseniz onun size geri gelmesi de gerekiyor. Ve kapıda ödeme problemleri. Hala ülkemizde alışverişlerin %25'inin alışveriş, yani kapıda ödemeyle yapıldığını biliyoruz. Tahsilatlı kargoyla. Hı hı. Ve bu rakam gittikçe düşmesine rağmen ısrarla güven algısını oturtmak için e-ticaret markaları kapıda ödeme seçeneği sunuyorlar. Hı hı. Ben bunun maliyetli ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. Güven algısını yaratmak için de İKAS gibi aslında güvenli altyapıları kullanarak o güven algısını ve sitedeki hızı karşı tarafa geçirerek bu gibi sorunlardan kurtulabileceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla benim gördüğüm iade yönetimi ciddi bir problem e-ticaret markaları için. Kapıda ödeme çok ciddi bir problem. Benim gördüğüm iki tane sorun var diyebilirim.
Şu ana kadar sohbetimizde hep ülkemiz içindeki değerler ve gerçeklikler üzerinden yola çıktık ama globalde lojistikte ne gibi yeni imkanlar var ve ne gibi verilerden faydalanarak yeni imkanlar öneriyorsunuz? Çok güzel bir soru. Aslında şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle web sitelerimizde, yani satış yaptığımız web sitelerimizde KOBİ'ler çok sayıda teslimat alternatiflerini sunamadıkları için bir sepeti terk etme oranıyla karşı karşıyalar. Ve yani global istatistiklere baktığımızda lojistikten kaynaklı iptallerin sepeti terk etme oranlarının %70'e kadar çıktığını görüyoruz. Ve bunu biraz daha yurt içindeki teslimata indirgediğimiz zaman, ülkelerin iç lojistiğine indirgediğimiz zaman da %27'lik bir iptal söz konusu. Bu iptalin sebebi de sadece KOBİ'lerin esnek bir teslimat modeli sunmamasından kaynaklanıyor. Örnek veriyorum, size bugün bir ürün sipariş ederken 3 saatte lazım ama bana 5 günde, 5. günün sonunda gerçekten lazım bu ürün. Ya da ben aşağıdan Pudo'dan teslimat dolabından almak istiyorumdur ama siz bunu kapıma gelsin diyorsunuzdur ve kapıdan kapıya uçtan uca istiyorsunuzdur. Şimdi bu insanların hayatlarına uygun çok farklı esnek teslimat modelleri var. Aslında biz de buna dokunuyoruz ve baktığımız zaman 120 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp söz konusu. İnanılmaz. Yani satıcıların cebine girecek olan 120 milyar dolar sadece teslimattaki esnek olmayan modeller yüzünden diyelim iptal oluyor ve 120 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu oluyor. Ve bunun getirdiği birçok lojistik risk var. Aslında bizim de ürettiğimiz ürünlerde ve teknolojilerde odaklandığımız noktada buradaki problemden yola çıkıyor diyebilirim. Tam olarak bu süreçleri, bu esnekliği hani birine bir şekilde, birine başka bir şekilde gönderimin şirket içerisinden bakıldığında faturası ne oluyor? Aslında şöyle, biz zaten bunu uygun fiyatta yapabilir hale getirdik. Yani siz bugün kartelle çalıştığınızda, normalde çok sayıda bir kargo şirketiyle çalışmanız gerekiyordu. 20 liraya bir kargo şirketinden hizmet alıyorsunuz, 25 liraya bir kargo şirketinden hizmet alıyorsunuz. Veya başka bir esnek teslimat modeli sunacağınızı istediğinizde gidip 30 lirada başka bir yerden alıyorsunuz. Bunların her biriyle farklı sözleşme, her biriyle farklı bir anlaşma ve farklı riske giriyorsunuz. İşte biz de bu noktada bu aldığınız yüksek fiyatları daha düşük seviyelere tek bir fiyata indirgeyerek işinizi ölçeklemeye yardımcı oluyoruz diyebilirim. Peki yurt dışında hizmet veriyor musunuz yurt dışına gönderimde? Yurt dışında Naolungo ile bir ortaklığımız var. Tek panellen, tek entegrasyonla Berlin'e, Londra'ya, Singapur'a, Avustralya'ya gibi 130 ülkeye ekspres kapıdan kapıya teslimat yapabiliyorsunuz. Carter kapınızdan teslim alıyor, Berlin'de de kapınıza teslim ediyor diyebilirim. Oradaki güçlü iş ortaklarımızda. İnanılmaz süreçler yönetiyorsunuz. Kesinlikle. Gerçekten. Bir de bu işin geleceğini de konuşalım istiyorum. Tabii. Sizce lojistikte ve kargolama imkanlarında neler değişecek yakın gelecekte? En önemli noktalardan biri fulfillment. Bizim fulfillment hizmetimiz de var biliyorsunuz. Bağcılar'da 2000 metrekare üzerine kurulu bir depomuz var. Park Palet'le birlikte iş ortaklığı yapıyoruz. Kendileri aynı zamanda yatırımcımız. Ben dünyada lojistiğin kaderinin fulfillment'la ve teknolojik kargo çözümleriyle değişeceğini düşünüyorum. Çünkü çok verimsiz bir sistem var. Verimsizlikten kastım nedir? Bugün bir sokağa 15-20 tane kargo şirketi giriyor. Normalde bir arabanın veya bir Doblo'nun, ticari bir aracın yapacağı işi 15 tane farklı kargo şirketi yapıyor. Dolayısıyla biri bir saatte geliyor, biri bir saatte geliyor. Aynı firma 3 kez aynı sokağa gün kesinlikle içinde geliyor. Bakın çok değerli bir şey söylediniz. Aynı firma 3 kere sokağın içine geliyor. Biz kartel olarak hem çevreye duyarlı, hem verimsizi verimliye çevirmiş, hem de elimizdeki kaynakları çok imkanlarımız gelişmiş ve verimli şekilde kullanabilecek hale getirdik diyebilirim sizlere. İnanılmaz şeyler vaat ediyorsunuz. Girişimciler de bence çok etkilenecektir ve sizinle çalışmak isteyecektir diye düşünüyorum. Herkese kapımız açık. Peki siz işletmenizle, yani kartelle firmalara ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz? Yani e-ticarette kartel farkı nedir? Hemen söyleyelim. Tek bir sözleşmeyle 15'ten fazla servis tipi, teslimat tipini sunabiliyorlar checkout sayfasında. İnsan kaynakları maliyetlerini neredeyse %30'a kadar düşürebiliyorlar ve lojistik maliyetlerini de %40'a kadar düşürebiliyorlar. Dolayısıyla kartelle çalışan işletmeler lojistik giderlerini ölçekliyorlar. İnsan kaynağı ve lojistik departman kaynaklarının maliyetini azaltırken işlerini tek bir entegrasyonla, tek bir panelle lojistik ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar diyebilirim sizlere. O zaman daha az harcamayla daha çok işlevsellik vaat ediyorsunuz diyebilirim. Kesinlikle. Cepten çok az para çıkıyor.
para bırakmıyoruz. Başkalarının cebine para gitmiyor. Para bizim cebimizde kalıyor diyebilirim size. Ziyan yok, tasarruf var. Kesinlikle. Güzel slogan. Güzel slogan. Son olarak kendi işini yapanlara lojistikle ilgili bir öneriniz, altını çizmek istediğiniz bir nokta var mı? Lojistik anlaşmalarına dikkat etsinler. Çünkü anlaşmalarda her okuduğunuz şey sizin anladığınız gibi olmayabilir. Lütfen bir hukuk danışmanından destek alsınlar öncelikle. İkincisi, bu sözleşmeleri imzaladıktan sonra her kargo şirketiyle, her lojistik şirketiyle süreçleri yönetmek çok riskli. Bizim gibi yenilikçi, yeni nesil aslında teknoloji çözümleriyle çalışarak risklerini ve ölçeklenen maliyetlerini ön plana çıkarabilirler. Yani maliyetlerini ölçekleyebilirler. Diğer bir konu da kesinlikle e-ticaret marka sahipleri e-ticaret web sitelerinin içinde altyapılarında kullanıcının hareketlerini çok iyi izlesinler. Kullanıcı içeride ne yapıyor? Web sitesi dediğiniz bir derya, deniz, okyanus. Oraya girdiğinde kullanıcı kayboluyorsa siz burada çok satış yapamıyorsunuz demektir ve lütfen şeffaf olsunlar. Her şeyi olabildiğince net ve hızlı şekilde, çok hızlı şekilde ürünün yolculuğuna fit edebilecek şekilde sunmaya çalışsınlar. Mesela bizim elimizde şöyle bir veri var. Sadece web sitesinde banner olarak aynı gün teslim hizmeti verdiğini iddia eden, sunan müşterilerimizin satış olasılıkları %25 artıyor. Aslında birazcık da artık iş o veriyi işleyebilmek ve onu kullanılabilir hale getirmekten geçiyor, değil mi? Kesinlikle. İyi değerlendirsinler verilerini. Bu hafta Kartel'in CEO'su ve kurucu ortağı Batuhan Tosunoğlu ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sizin değer aklınıza takılan ya da bizimle paylaşmak istediğiniz şeyler varsa her zaman olduğu gibi yorumlara bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye.